Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yakun. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay öz tili yazıqını mecburi umumlaştırış için yeni plan tüzdü. Xitay rejimi yakınki mezgillerde Xitay ortak tilini umumlaştırış hareketini kaytadan küçeytken bulup, bu başka milletlerinin tili yazıqının yokuluş kavpini bargan sürü aşırgan. Amerika avazının haberde bildirilmişçe, Xitay 2025 yılgıcı Xitay ortak tili yazıqının umumlaşış nispetini 85% yetküzüşüne nişan kılgan halda, Xitay tilini umumlaştırış siyasi hareketini başlagan. Xitayning bu hareketi uzun tarixga ega boshqa millatlarning tili va shivilarining bism ostida yo'qolib ketishi haqida andish qo'zg'agan. Jumladan Xitoy mustamlakasida yashayotgan Uyg'ur, Tibet, Mong'ol qatorliq millatlarning tili yiziqi Xitoyning bosturish sababidan osta-osta yo'qolish xavfiga duch kelgan. Xitoy Davlat ishlari mahkamasi markaziy ishxonasi 30 noyabr yangi davr til yiziq xizmatini umumyuzlik kuchaytirish to'g'risida taklif fikr nomli hujjatni e'lon qilgan bo'lib, hujjatda Xitoy o'rtaq tilining ishlatilishining yanada tangpunsiz va nomuvofiq ekanligi, shunga 2025 yilgacha Xitoy o'rtaq til yiziqining umumlashish nisbatini 85% ga yetkazib, tixmi qiliplashtirish kerakligi tilga olingan. Bildirilishicha bu hujjat Xitoy kommunist rejimining 4-chi qitim davlat ishlari mahkamasi nomida tarqatgan til yiziq xizmati umumyuzlik kuchaytirishga aloqador hujjati bo'lib hisoblanadigan. Garchi Xitoy o'rtaq til yiziqini umumlashtirishni tarixdan beri majburiy ijro qilib kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi yillardan buyon bu harakatni tixmi kuchaytgan. Bo'libmi Xitoyning mustamlakasida yashayotgan millatlar tixmi kuchli ta'sirga uchirgan. Bultur 9-cı ayda Xitay dairleri İçki Mongoliyadaki yerlik mekteplerden bağırlık okutuşunu Mongol tilidin Xitay tılığı özgertişini talep kılgan idi. Neticede bir kısım kişiler ana tilinin yokuluş xavipidin ensirap narazilik bildirip, köplügen okutuşçular ders taşlıgan, kısmen işçiler iş taşlıgan idi. Ahırda Xitay dairleri nurgun kişilerini cemiyetinin tertibine kalaymıgan kıldı degen töhmet bilen kolga algan idi. Xitay rejiminin Şarık Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız Katarlık milletlerinin tili yazıqını çekleş, basturuş siyaseti nöbette tasavvur kılgısız derecegi yetken bulup, Uygur ösmürlerinin mektepte Uygurçu sözlüşünün çekilindigallığı, kılıplık kılsa ten cezası birdigallığı hakkıda sınırlar tarqılıp, ictimai taratqularda küçlük olgulu kozgugan idi. Yeni tarqalgan sin Şarq Türkistan'daki basturuş siyasetini aşkarladı. Bugün ictimai uçur vasıtalarda Xitayning Uyghurlarni öylerden mecburi köçürütüş cinayeti körüstürülgen bir sin tarqalgan bulup, Xitay rejiminin Şarq Türkistan'daki terror siyasetini malum cahetini yoğurtup verdi. Mezkur 14 minutluk sinda Korlu şehri Lengar Yiza Qongrat kentideki korçak emeldarlarının adem teşkillep bir Uyghur ailini mecburi köçürütüşke ornğallığı, Uyghur ailinin bununla katlık narazılık bildirgelliki körüstülgen. Sinde aşkarlanışça, Xitay'nın yerlik korçak emeldarları mezkur ailinin başka yerge köçüp gitiş üçün 2 ay mühlet bergen. Ama köçüdügan ornumu körüstüp bermigen. Sında öyünün ilgisi bolgan Uygur er 2 ay ceryanıda köçedigan yaki icara oltırdıganga muvaffak orun tapalmagallığı bu sebeplik köçelmigellikini itkan. Yerlik emeldarlar bunun bilen karı bolmay, adem teşkillep bu ailini mecburi köçürütüşke urungan bolup, o kişi köçedigan yer yok, öyünü nege köçürmen digen de, korçak emeldarlar, nege kalsan şu yerge köçürütümez digen. İki taraf arasındaki talaş tartış devamında öyün mecburi köçürülmekçi bolgan o kişi, Rehimcan isimlik bir kent emeldarının bunundan burun özünün yanfunlu çekvetkenlikini, yanfunda mezkur emeldarlarının mecburi köçürüş devamında kent ahalisini tıllap hakaretligen avazları ve sin körünüşleri saklanğallıkını aşkarlıgan. O mezkur körünüşlerini mu yuşurunca sınğalgan. Gözetküçüler Xitay, Şarık Türkistan'da icra kılvatkan, atalmış işinci emgek küçünü yötkep işgı uğurlaştırış, konu ultrak rayonlarını yenilaş digendek namlarda, Uygurlar zic ultraklaşkan rayonlardaki ahallerini mecburi tarqaqlaştırıp, ornığa Xitay köçmenlerini yerleştirgenlikini, şundaktumu bu cinayetlerini yuşuruş üçün, her günü digüdek Beijing'da ya ki Ürümçü'de akbarat ilan kılış yığını içvatkallıkını ve Şarık Türkistan halkını katlaştırıp, yalgan guvahlık bir işki mecburluğallıkını, mezgur sin Xitay'nın teşvikatlarının bütünle yalgallıkını ispatlap verdiğallıkını bildirişmekte. Amerika Avam Palatası mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesi'ye karab çıkmakçı.
Amerika Avan Palatası Şərq Türkistanda işləb çıxırılğan məhsulatlarının Amerikaya import qılınışını çəkləş haqqıdakı qanun layihəsinə pat yaxında qarab çıxdığanlığını bildirdi. Amerika Avan Palata əzası Jimmy Gowron'un Peyşənbə müxbirğa aşkarlaşıca Amerika Avan Palatası kilər həftə Xitay Şərq Türkistanda icra qılıvatqan məcburi əmgək məhsulatlarını çəkləş qanun layihəsinə qarab çıxışını planlığan bulub, məzkur qanun layihəsi maqullanğan təqdirdə Şərq Türkistanda işləb çıxırılğan məhsulatlarını import qılış çəklənədikən. Reuters agentliqinin bu haqdiki xəbərdə bildirilişçə, Jimmy Gowron kilər həftə kişilik hüquq məsələsi üçün mühim bir həftə bolub qaldığı qanunlıqını, Xitayğa qarşı bir qism qanun layihəsini sunuşni mühim dep qaraydığanlıqını, bularının köpincisi kişilik hüquqni asas qılğan məsələlər ikənlikini, kilərki həftə Uyğur məcburi əmgikinin aldını iliş qanuni maqullanğan vəziyyətini körüşni ümit qıldığanlıqını bildirgən. Bildirilişçə, əgər Şərq Türkistanğa münasibətlik bu təklif layihəsi rəsmi qanunğa aylansa, Şərq Türkistanda məcburi əmgək vasitəsi bilən işləb çıxırıldığan barlıq tavarlarının Amerikağa kirişi çəklənədikən. Komünizmni tonutuş haqqida sunulgan taklifda Uyghurlar tilga ilindi. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasi Avan Palata azası Maria Elvira Salazar xanım 2. dekabr parlament binası aldıda axbarat ilan qilish yig'ini açgan bolup, yig'inga 10 nech palata azası hamda Uyghurlarga vakalatan Uyghur harakati raisi Roshan Abbas xanım bilan Amerikadagi Uyghur tadqiqot markazi raisi Ablikim Idris efendi ishtirok qilgan. Avan Palata əzası Maria Elvira Salazar xanım axbarat ilan qılış yığınıda Amerika Avan Palatasıqı sunğan komünizmni tonutuş qanun lahiyyəsini tonuşdurub, komünizmnin insaniyyət kəltürgən ziyini və apətlərini növətdiki Şərq Türkistan məsələsini misal kəltürüş arqılıq canlıq düşəndürüb ötkən. O, sözüdə Xitay Kompartiyasının növətdə Şərq Türkistandakı Uyğur qatarlıq millətlərgə irqi qırğınçılıq siyasətini icra qılıvatqanlıqını, bugünküdək 21-ci əsrdəmo Xitayının az digəndə 3 milyondan artıq Uyğur xalqını ularının dünya qarşı oxşumağanlıq səbəblik, caza lagırdı tutup turuvatqanlıqı, Uyğur ayallarını məcburi tuğmas qılğanlıqı, Uyğur ərlərini bolsa məcburi əmgək salğanlıqı qatarlıqlarını tılğa alğan və sözünün axırda Amerika yaşlarını komünizmnin insaniyyətkə və Amerika'ya keltürgen ziyinini, kelgüsüdeki hırslarını tonup yetişki çakırgan. Akbarat ilan kılış yığınıda Roshan Abbas hanımı söz kılıp, Xitay'nın ziyankeşlikke uçuravatkan Uyghurlarının növetteki vaziyetini tonuşturgan. O nutkıda Xitay'nın Uyghurlarga karatkan irki kırgınçılık, dini itikadını bastırış, şundakla Uyghur ayallarga icra kılıvatkan mecburi tuğut çekleş kılmışlarının komünizmnin apiti kellikini, özünün uruk tukallarının mu Xitay terpidin tutkun kılıngallıkını, Amerikanın şundakla erkin dünyanın kilaçki, halkara cemiyetinin birlikte zulümü karşı turuş bilen zic münasibetlik kellikini takitligen. Məlum buluşca komünizmni tonutuş qanun lahiyyəsi resmi maqullunup kalsa, komünizmnin halkara cemiyetki keltürdüğün ziyanları tonuşturulgan derslik tüzülüp, Amerika'daki otur mekteplerde okutulurken. İstiklal Televiziyası heyeti Ankara'da ziyarette buldu. Şerq Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti'nin reisi Abdulvaris Hoten'nin yetekçilikide bir heyet, 2. dekabr Ankara'daki bir neçi devletlik akbarat organını ziyaret kıldı. Heyet, Şerq Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti İstiklal Televiziyası'nın reisi Abdulvaris Hoten, cemiyetinin müdüriyet azası, şundakla TRT Uyghurcu bölümünün jurnalist Mirkamil Kaşgari, İstiklal Televiziyası Uyghurcu bölüm mesulü Abdullah Yalqun, ve Türkçü bölüm mesulü Muhammed İli Atayurt Katarlıklardan teşkillendi. Heyet aldı bilen TRT Haber kanalının programı müdiri Bunyamin Şahin Efendi ve TRT Avaz kanalının programı koordinatörü Sedat Sağırkaya Efendi'ni ayrım ayrım ziyaret kıldı. Ular heyetini öz işhanısı kütüv aldı. Ziyaret ceryanda Şerq Türkistan'ın növetteki umumi vaziyeti, Xitayning Şerq Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılık cinayeti tonuşturuldu. Şundakla muhacirette Şerq Türkistan davasının akbarat sahasında küt çıkırvatkan İstiklal Tor Televiziyası'nın Xitayning Şerq Türkistan'da icra kılıvatkan cinayetlerini halkara cemiyetke bildiriş, Xitayning halkara cemiyetini aldaş üçün tarqıtvatkan yalgan teşviqatı karıştırış, muhacirettiki Şerq Türkistan halkını müstakillik mücadelesi de doğru yönlüşke yetekleş qatarlıq hizmetleri cümleden Uyğurça, Türkçe tarqıtılvatkan haber programmaları tonuşturup ötüldü. Amerika, Xitay rayondaki sürkülüşünü küçeytip atadı.
Türkiye Avazı Radyosu'ndan haberde bildirilmişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministri Lloyd Austin, Cenubi Koreya'nın paytaxtı Seul'daki devlet işleri ziyareti de Cenubi Koreya Devlet Müdafiye Ministri Suhwook bilen görüşken. Amerika Xitay'nın avazdan tiz kurallı yaraqlarga münasibetlik izdinişinin rayondaki sürkülüşünü küçeyti vatkallıqını bildirdi. Aslan Xitay'nın avazdan tiz kurallı yaraqlarga münasibetlik izdinişinin rayondaki sürkülüşünü küçeyti vatkallıkını, Amerika'nın Xitay şekillendir vatkan yuşurun tehditlerinin aldığını iliş üçün davamlıq tırışlıqallıqını kayıt kılıp ötken. Şundaqla Xitay'nın harbi imkaniyetlerine karıta endişelerinin barlıqını, şuna Xitay'nın Amerika ve ittifaktaşlarına karıta yuşurun tehditki karşı müdafiye körüş ve takabül turuş iktidarını üzülüksüz davamlaştırdıqallıqını tehditilgen. Astın yine Cenubi Koreya Devlet Müdafiye Ministri Suh bilen Şimali Koreya'nın kelgüsü tehditleri ve türlük meselelerini müzakere kılgallıqını, Şimali Koreya'nın başkurulduğun bomba ve başka kural yarak planlarının rayon bir xeterlikini tıxımı mukumsuzlaştırdıqallıqı meselesi de birdeklik hasıl kılgallıqını bildirgen. Cenubi Koreya Devlet Müdafiye Ministri Suh bolsa, Cenubi Koreya bilen Şimali Koreya ve Amerika otursitki ilgirki vədilerge asaslandıgan diplomatiya ve diyalogunun Koreya yerim aralıda uzak mezgillik tinişlik ornitilişi üçün zörür şertikallikini bildirgen. Xalqara Ayollar Çoylu Top Birleşmesi Xitaydaki barlıq müsabıqısını toxtatdı. Xalqara Ayollar Çoylu Top Birleşmesi Xitay Mahir Pınşoy'nın meselesi sebeplik Xitay'da davamlı şivatkan barlıq müsabıqının toxtatqanlıqını ilan kıldı. Reuters agentliği haberde bildirilmişçe Xalqara Ayollar Çoylu Top Birleşmesi 1 dekabr Xitay'daki barlıq müsabıqının toxtatqanlıqını ilan kılgan. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin tünügün kararlık muhbirlarını kütülüş yığınıda bununla narazılık bildirip tenterbiyeni siyasiylaştırışı karşı turduğallıqını dava kılgan. Bildirilmişçe Xalqara Ayollar Çoylu Top Birleşmesi Xitay'da davamlaşıvatkan barlıq müsabıqa faaliyetlerini toxtatqanlıqı haqqıda bayanat ilan kılıp, bu kararının Xitay Çoylu Top Mahiri Pınşoy'a alaqadar vaqeyge karşı kaytırılgan inkas ikenlikini bildirken. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijianmo aldıngı günlerdeki bayanatıda Pınşoy'nın yakında bir kısım amuvi faaliyetlerge katnaşqanlıqı, Pınşoy vakasını siyasiylaştırmaslıq kerekliki ve bir kısım kişilerinin yaman garezlik teşviqatına toxtişi kerekliki haqqada jar salgan. Bir ay burun Xitay Çoylu Top Mahiri Pınşoy Sina mikroblogida özünün uzun yıl Xitay'nın sabıq muavin baş ministeri Chang Gaoli'nin cinsi zoravallıqa uçurganlıqını aşkarlap bütün dünyada qattıq qulğulu qozğan idi. Blinken İran'dan yadro kilişimine kayıtışını talep kıldı. Amerika Taşqi İşlar Ministri Antonio Blinken İran'dan 2015 yılı imzalanğan yadro kilişimine kayıtışını talep kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'ndan haberde bildirilmişçe Amerika Taşqi İşlar Ministri Antony Blinken Şvetsiyanın paytaxtı Stokholm'da çağırılgan Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı'nın 28. nöbetlik Taşqi İşlar Ministerleri Kiniş yığında Rusya Taşqi İşlar Ministri Sergey Lavrov ve İsrail Taşqi İşlar Ministri Yair Lapid bilen görüşkenden keyin ahbarat ilan kılış yığını ötküzgen. O, bu kutumluk uçuruşta İran meselesinin müzakere kılınganlıqını, İran'dan 2015 yılı imzalanan yadro kilişimine kayıtışı üçün müzakereye katnışış katnaşmaslıqının 2 gün içinde məlum bolduğallıqını əskertiş bilen bir vaxtta, İran'dan Viyana müzakerelerge mənilik yusunda katnışışı üçün yanılı pürsət barlıqını ilave kılgan. Bulardan sırt Blinken bugün İsrail'e başministeri Naftali Bennett bilen tılfullaşıp, İsrailiyanın iki devletinin hal kılış çaresi tirişçallıqları ziyan salıdığan, kanunsuz turalgu rayonu kuruş faaliyetlerini özüstüye algan bir terepleme kademlerden yırak duruşu lazımlıkını bildirgen. Amerika Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı Ned Price, Blinken bilen İsrailiye başministeri Bennett bilen telefonda görüşkenlikini ilan kılgan bulup, o iki rehberinin telefon sohbeti doğrusu da ilan kılgan yazma bayanatı da, Minister Blinken bilen Başminister Bennett güçlük bolgan Amerika-İsrail'e şeriklik münasibetini tekitledi. İran ve Viyana'da davamlaşıvatkan yadro söhbeti, Xitay virusu sebep bolgan dünyavi sınaklarını özüstüge algan rayon xavipsizlik meselelerini müzakere kıldı.
Minister Blinken yana İsrailiya ve Palestin hükümetinin yerikçilikini küçeytirgan ve Turalgu rayonu kuruş faaliyetlerini köpeytiş katarlık iki devletinin meselesini halkılıştırışçallıklarına ziyan saladığan bir terapleme kademlerden yırak duruş gereklikini kat takitledi digen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.